Peki size bir şey olursa sultanım? Endişe etmeyesin vezir. Devletimiz başsız kalmayacaktır. Şimdi hazırlan. İfsana gideceksin. Olur da şehit olursam oğlum Melikşah'ı tahta hazırla. Emredersiniz sultanım. Beni mahcup etmediğiniz için teşekkür ederim, Yüce İmparator. Alparslan'ın mesajımı almış olduğunu düşünüyorum. Yakında onun üzerine öyle bir gideceğim ki... ondan da, devletinden de sonsuza kadar kurtulacağız. Acaba... bu gece burada kalmak ister miydiniz? Artık Komutan Georgius'a güveniyorsunuz sanırım. Hayır. Ama onu yanımda götürmek zorundayım. Çünkü... Georgius burada kalırsa... onu kontrol etmek için en iyi komutanların başında bırakmak zorunda kalacağım. Benim komutanlarıma ihtiyacım var. Georgius'a değil. Peki zaferle dönebilecek misiniz? Kesinlikle kraliçem. Sultan Alparslan'ın selamı var. Önümüzde bize engel olacak kim çıkarsa hiç düşünmeden yok edeceksiniz. Hristiyan olsa bile mi? Evet, Hristiyan olsa bile. Türk, Rum, Ermeni, Hristiyan, Arap, Müslüman diye bir şey yok. Doğu Roma var, Bizans var. Ordumuzda bize katılan dinsiz Türkler olduğu gibi... Alparslan'a sığınıp yardım dileyen Hristiyanların olduğu haberleri de her gün ulaklarımdan geliyor bana. Ordumuzdaki Türkler inançsız ama. Ne fark eder komutan Georgius? Savaş ganimetinin dini olmaz. Dinsiz Türkler savaş ganimetini benim askerlerimden daha çok arzuluyor. Bizden olanlar bu savaşın sonunda zaferi ve gururu paylaşır. Bizden olmayanlarsa yok olurlar. Bildiğiniz gibi sürekli asker toplayarak 3 aydır bu savaşa hazırlanıyoruz. Size Tanrı'nın huzurunda sesleniyorum. Yarın kafir Türklerin üzerine harekete geçeceğiz. Seferimizin omuzlarınıza dini yükler yüklediğini unutmayın. Ayrıca imparatorunuz olarak duyduklarım hakkında sizleri uyarmak zorundayım. Ulaklarımdan aldığım bazı haberler, dindaşlarımızın bazılarının kafir Türklerle hareket ederek bizlere karşı düşmanlık beslediği yönünde. Size Tanrı'nın bu kutsal evinde, Yüce Patrik Hazretleri'nin yanında kesin bir dille sesleniyorum. Size karşı hainlik eden, size karşı savaşan, hangi din ve ırktan olursa olsun boynunda haç bile görseniz öldürmekten çekinmeyin. Ya bizim yanımıza yer alır ya da yok olurlar. Dinin gerçek temsilcisi biziz. Tanrı birinizi korusun. Birkaç gün içinde şu bölgeye ulaşmış oluruz. Burada Selçukluların eline geçmiş kaç köy varsa geri almalıyız. Ağır hareket ediyoruz. Hızlı ilerlersek daha kısa sürede daha fazla yeri geri alabiliriz. Efendim, 30 gündür yoldayız. Eğer askeri daha fazla yorarsak sonuçları iyi olmayabilir. Askerler savaşmak, yorulmak ve ölmek için var komutan Georgius. Bunu bilmiyorlarsa çiftçi olsunlar. Efendim, Alparslan'la ilgili haberler var. Alparslan asker bulup ordu kurmakta zorlanıyormuş. Biz onlara yaklaşıp savaşana kadar en fazla 20 ya da 30 bin kişi olurlar. Güzel. Bu bize başka fırsatlar da veriyor tabii. Ne gibi? Bunu size göstermem için bana biraz zaman verin. İmparator beni çağırmış. İki kedi bir çuvala sığmaz. Yolumuz üzerinde öldürdüğümüz Ermeni komutanların köyleri var. Onlardan bize destek gelmeyecektir. Bu yüzden de tüm Ermeni köylerini tarihten silin. Bize ihanet edecek hiç kimse kalmasın. Emredersiniz.